daha kendi kabinesinde istikrar sağlayamayan bir cumhurbaşkanının ülkede istikrar sağlamasını düşünmek de mümkün değil. Aynı gece bir başka değişiklik daha oldu biliyorsunuz. Enflasyon rakamları açıklanmadan bir hafta önce rakamları ayarlama enstitüsüne yeni bir başkan atandı. Namı diğer TÜİK'e. Biliyorsunuz yarın ayın üçü enflasyon rakamları açıklanacak. Belli ki orada da bir kriz olmuş. Ne olduğu çıkar ortaya. er geç anlaşılıyor hepsi. E, biz dedik. Ocak ayı son itibariyle TÜİK'in dahi enflasyonu yüzde %40'ın altında göstermesi mümkün olmayacak dedik. Çünkü artık mızrak çola sığmıyor dedik. Gerçek enflasyonun çok daha yüksek olduğunu halkımız biliyor ama TÜİK'in de bunu artık kamufle imkanı yok. Yüzde %40'ın üzerinde enflasyon demek değerli arkadaşlar ta 2001'den bu yana ülkenin yaşadığı en yüksek enflasyon demek. Aslında değerli arkadaşlar olan biten şu. Dedim ya bir oyunu yönetir gibi yönetiyor. Bu oyun karakterlerini de beğenmedi. O yüzden bir adalet başbakanı değiştirdi. Baktınız bir de TÜİK başkanını değiştirdi. Geçen haftalarda yaptığım bir konuşmada demiştim ki TÜİK başkanlarının mevsimsel işçiye dönüştürüldüğünü bir başkanın gelip bir, birinin gittiğini ve böyle yönetilen bir TÜİK'in de asla ama asla bağımsız çalışamayacağını etki altında kalacağını gerçek rakamları değil hükümetten hangi talimat alırsa o rakamları açıklamak zorunda kalacağını söylemiştim. Başkan kimmiş zaten fark etmez demiştim. Zaten her yeri, herkesi, her şeyi Erdoğan yönetiyor. Yönettiğini zannediyor demiştim. Aslında hiçbir şeyin yönetildiği yok arkadaşlar. Şu anda bu ülke yönetilmiyor. Bu ülkeyi yöneten bir zihin yok. Bu ülkeyi yöneten bir akıl yok. Ve maalesef her alanda krizler çoğaldı, çoğalıyor. İşte o yüzden de TÜİK bağımsızlığını ve tarafsızlığını yitiren güvenilmez bir kurma dönüştü artık. Ve açıklanan rakamlara da hiç kimse bakmıyor. Hiç kimse inanmıyor, itibar da etmiyor. Yarın açıklanacak göreceğiz. Yani TÜİK'in açıkladığı rakama bakacaksınız. Muhtemelen rekor şimdiye kadar 20 yılın en yüksek rakamı ama o bile gerçek hayatı, gerçek enflasyonu yansıtmayan, örtmeye çalışan, kamufle etmeye çalışan bir rakam olacak. Beştepe yönetimi altındaki tüm kurumlarla beraber adeta bir uydurulmuş gerçeklik dünyasında yaşıyor şu anda. Bakın daha geçen cuma günü, cuma günü bir konuşma yaptı. Ne diyor bir izleyelim. 29 ocak. Faizle mücadele mi biliyorsunuz? Faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyonda inecek. Daha düşecek. Bakın arkadaşlar, yanlış duymuyorsunuz. Enflasyon daha da düşecek diyor ya. Sanki enflasyon düşmüş, bir düşüş trendi var da daha da düşecek diyor. Hatırlarsınız. Bana hitaben ne diyordu? bir de kalkmış bana ders veriyor. Ders vermeye çalışıyor diyordu değil mi? Açıkçası Erdoğan'ın bu sözlerini duyduktan sonra ona ekonomi dersi falan vermekten vazgeçmek lazım. Zaten anlamıyor. Bilmiyor. Kendisine kendisine önceden şu alfabeden başlayarak bir Türkçe dersi vermek gerekiyor. Sonra da Abaküs'ten başlayarak bir matematik dersi vermek gerekiyor. Ya sayı saymayı da bilmiyor herhalde. Allah aşkına enflasyonda bir düşme eğilimi var mı ki daha da düşecek diyor ya. Hani düşer de enflasyon böyle aylarca düşer 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 daha da düşecek dersin. Sürekli artan, rekor kıran, son 20 yılında rekorunu kıracak olan bir enflasyona daha da düşecek demek gerçekten bu ülkenin gerçeklerinden tamamen kopmuştuk başka bir şey değil yani. Ya TÜİK bile son 8 aydır enflasyonun sürekli arttığını açıklıyor. Sürekli üzerine koya koya gidiyor. Hele hele çarşının, pazarın gerçek enflasyonun en az yüzde seksen, doksan olduğunu cümle alem herkes biliyor bu ülkede. Cumhurbaşkanı ne diyor? Çıkıyor. Daha da düşecek diyor. Allah akıl fikir versin. Ne diyelim? Bir de ne diyor? Faiz düşürdük daha da düşüreceğiz diyor değil mi? Ben buradan kendisine soruyorum ya. Türkiye'de şu anda ihtiyaç kredilerinin, ticari kredilerin faizi fırlamışken, hazine borçlanma faizi patlamışken, siz hangi faizi indirmekten bahsediyorsunuz ya? Vatandaşın faizi arttı. Bakın vatandaşın faizi arttı. Eylül'den bu yana en az yüzde beş, altı, sekiz, on cinsine göre vatandaşın ödediği her türlü faiz arttı bu memlekette ya. Düşürdük daha da düşüreceğiz diyor. Bugün bizim vatandaşımız bankadan borçlanırken artık daha pahalıya borçlanıyor. Faiz indirmek bu mu? İnsanlarla dalga mı geçiyorsunuz Allah aşkına ya? Kimi aldattığınızı zannediyorsunuz? Kimi? Allah göstermesin, insanın başına acil bir iş gelse. O anda da bankadan şöyle bir miktar acil ihtiyaç kredisi çekmek zorunda kalsa, bu ihtiyaç kredisinin faizi patlamış durumda şu anda. Vatandaşlarımız ihtiyaç için para gerektiğinde daha fazla faiz ödüyor, daha pahalıya borçlanıyor şu anda. Attığınız yanlış adımlarla, iş bilmezliğinizle esnafımızın, sanayicimizin ödediği faiz arttı. Bunu artıran da sizsiniz başkası değil. Eylül ayından bu yana sürekli enflasyon artıyorsa, sürekli fiyatlar artıyorsa, vatandaşın faizi artıyorsa bunun tek sebebi var. Tek sebebi. O da ekonomi bilmeyen bu ülkeyi yönetmekten artık aciz kalmış Cumhurbaşkanı'nın kendisi başka bir sebep yok. Devlet hazinesinin <laughs> devlet hazinesinin borçlanma faizi arttı. Devlet borçlanmasının faizini kim ödüyor? Bütün vatandaşlardan toplanan vergilerle ödeniyor o faiz ya. O faiz artmış durumda. Hangi faiz düşmüş? Allah aşkına bakın bu, bu faizin düşmüş hali bu diyorsa hala faiz düştü enflasyon düşmeye devam edecek diyorsa bu ülkenin gerçeklerinden kopmuş demektir. Ya da ne söylediğini ne konuştuğunu bilmiyor. Erdoğan vatandaşın ödediği faize hiç bakmıyor arkadaşlar. Onun ilgisine teken tek faiz talimat verdiğince iniyor dediği Bankaların merkez bankasına ödediği faiz. Bankalarda ne yapıyor? Çok mutlular ha bu ara. Çok. Gidiyorlar merkez bankasından yüzde on dörtte parayı alıyorlar. Hazineye yüzde yirmi dörtte yirmi beşte satıyorlar. Vatandaşa yüzde otuzda satıyorlar. Halktan gelen tabandan gelen halkı temsil ettiğini iddia eden bir cumhurbaşkanının bu kadar bu ülkenin gerçeklerinden koptuğunu düşünmek mümkün mü ya? Yani. Yüzde on dörde düşürmekle övündüğü faiz o rakam yani Merkez Bankası ile bankalar arasındaki faiz ehil bir kadronun dürüst bir kadronun iş başında olduğu günlerde kararların ortak akılla alındığı dönemde yüzde dört buçuğa kadar inmişti arkadaşlar. Yüzde dört buçuğa. Ta yirmi dörde artırdı önce. Taraflı partili cumhurbaşkanının döneminde Merkez Bankası'nın faizi yüzde yirmi çıktı. Kendi artırdı. Kendi bilgisi dahilinde arttı o faiz. Yüzde dört buçuğa düşmüş faizi yirmi dörde artırıyor. Ondan sonra on dörde ben indirdim diye bununla hava atmaya çalışıyor.